Merhaba gencolar. Pes Başkanı kanalına hoş geldiniz. Yine hurafeli bir top açılımıyla karşınızdayım. Bugün Madrid, Real Madrid ve Atletico Madrid takımları geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız? Şimdi şuradan bir hedefler listesine bakalım beraber. Hangi gencolar gelmiş? Şimdi ilk hedef Benzema, sonra Luka Modric, Sergio Ramos, Toni Cruz, Eden Hazard, Gerb Rafael Varan ve Thibaut Courtois bizimle beraber olacak. Atletico Madrid'den top açılımı yapmayacağım arkadaşlar. Atletico Madrid'den top açılımı niye yapmayacağım? Atletico Madrid'in oyuncularını kullanacağımı düşünmüyorum. O yüzden boşuna e, coin harcamayacağım bunun için. E, i̇şte Oblak varmış falan. İşte bir Saul için belki ki fullenirse iş yapar diye düşünüyorum. O da 28 seviyede fulleniyor. Onun dışında işte tabii ki Joao Felix iş yapar. Ama arkadaşlar 44 seviyede fullenebilen bir oyuncu. Yani bu oyuna para yatıran adamların yapacağı iş abi bu. Bu iş bizim işimiz değil. Anlayacağınız. O yüzden Joao Felix'i geçiyorum. İşte Morata zaten bir sürü forret var. Morata'yı kullanmam. Correa'nın yerine Bale'ı tercih ederim. Hermoso hızlı bir stoper aslında kullanılabilir çıkarsa top açılabilir bunun için ama yani Hermeso'nun yerine zaten benim hızlı stoperlerim var. E, ee, Lorente zaten hız 73'lük bir defansif orta sahancısı. Onu hiç hesaba katmıyorum. Renan Lodi var. Renan Lodi de e, fullenirse iş yapabilen bir oyuncu ama gördüğünüz gibi 40 seviyede fulleniyor arkadaşlar. 40 seviyede fullendiği için bu bizi yorar. Yani buna para akıtmak lazım. O yüzden Atletico Madrid'i bu e, etkinlikte es geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Madrid'den kimleri istiyoruz? Madrid'den istediğimiz oyuncuları size söyleyeyim şimdi. Ben de arkadaşlar Sergio Ramos var, e, Eden Hazard var, Rafael Varane var. Şimdi bu üçünü e, çıkartırsam eğer. Bunları DP antrenör yapıp bendeki oyunculara basıp bendeki oyuncuların fullemeye çalışacağım. Onun için Real Madrid'den açıyorum. Yoksa bu oyuncular zaten bende var. Ee, açmasam da olur aslında ama ee, sırf DP antrenör yapmak için Real Madrid'den oyuncu açacağım. Şöyle bir hurafe yaptım. Hemen göstereyim hurafemi. Şimdi arkadaşlar Yedeklerime gördüğünüz gibi 3 tane forvet oyuncusu ekledim. Ayrıca orici var burada ee, ilk 11'de. 4 tane e, sf koydum ki benzema gelmesin. Şimdi benzema istemiyoruz ya. Benzema gelmesin diye ben de zaten yeteri forvet var diye böyle bir hurafeye girdim ben tamam mı? İşte sol açığım yok mesela. Van bir koydum. Güya benim sol açığım yok. Bakın yedeklerde de sol açık yok gördüğünüz gibi. O da gelmesin istiyoruz. Tamam mı? Sağ açık istiyorum. Bale gelirse bir ihtimal Bale'nin gelmesini istiyorum. O yüzden sağ açığa orta savuncusu koydum. Endombele'ye koydum. Hani ben de sağ açık yokmuş hesabına. Tamam mı? Ee, orta sahada zaten işte ee... Pardon şöyle yapacaktım. Yanlış olmuş. Heh. Orta sahaya orta savuncularını koydum arkadaşlar. Orta saha gelmesin. Luka, Modric vesaire, Fasafiso gelmesin. Hatta yedeklere bile ee, şuradan bir orta saha alalım abi. Ulan bizim orta sahaların şeyi bitmiş. İşte Kate I alalım. Dur yedekler orta saha gelmesin. Bizim orta sahamız var hesabı. Ama başka var mı orta saha? Ee, on bitmiş. Neyse bitenleri de koy. Tamam. Şimdi. Stoper istiyoruz ya arkadaşlar. Stoper istediğimiz için mesela Henderson orta saha oyuncusu. Henderson'ı şeye çektim. Sağ beke çektim. İşte Junior Firpo'yu sol bek oyuncusu stopere koyduk. Alexander Sağ back. Bu herif zaten sol bek. Zaten kaleci. Şimdi böyle bir hurafe yaptık. Tamam mı? Bakalım kaçta kaçı tutacak. Gelecek oyuncuları tekrar söylüyorum. Eden Hazard. Rafael Varan. Sergio Ramos. Ve ucundan Gerrit Bale. Ucundan. Tamam mı? Bakalım bu hurafe tutacak mı? Adır mısınız gencolar? Heyecan kasırgası var. Şimdi Giriyoruz baba özel temsilciye. Madrid'i e seçiyoruz. Ve arkadaşlar ilk top açılımına bakalım. 1'de 1 mi yapacağız? 1'de 0 mı çekeceğiz? En az 2 tane tutmasını istiyorum. En az 2 tane oyuncuyu tutturmak istiyorum. Ve haydi bismillah diyoruz. Ve basıyoruz. Heyecan kasırgası. Ulan oyun sesini de kısmışım ama efekt gelmiyor. Yo geliyor. Güzel. Bu kim? Sağ ayak. Acaba kim geldi? Allah'ım Varan geldi. Varan istiyorduk Varan geldi arkadaşlar. Söylemiştim. Varan istiyorduk Varan geldi. İşte Rafael Varan. Birde bir de bir. Hurafemizin bir de biri tuttu. Sıkıntı yok. Hurafemizin bir de biri tuttu arkadaşlar. Tamam. Güzel. Şimdi. Sakin. Rafael Varan'ımızı getirdik. Bendeki Varan'a bunu gömeceğim. O 4000 DP antrenörü verdi. Bak bu da güzel. Etkinlikten 4000 DP antrenörü verdi. Şimdi tekrardan bir hedefler listesi yapalım. Acele etmeyelim. Şimdi Benzema istemiyorum. Zaten fullledim sf'leri gördünüz ilk 11'de. Orta sahalarda koyduk. Sağ beki bir orta sahadan kurdum. Orta sahan var diye. Tamam mı? Şimdi ne kaldı geriye? Sergio Ramos. Proz istemiyoruz. Eden Hazard istiyorum. Eden Azar'ın kesin gelmesi lazım. Bu ucundan gerit al yani ucundan. Hani İyinin kötüsü olmasa da olur yan cebime koy hesabı Gerrit Bale. Varan zaten geldi gördüğünüz gibi şurada şey yandı. Tamam başka da yok. Kurtağı zaten kalecileri de koydum abi kurtağı murtağı gelmesin tamam mı? Hazır mıyız gencolar? Bir de bir. Haydi bismillah. İkinci top. Gömdüm. Haydi oğlum. Hazartı ver lan. Ver hazartı. Yani ya şu güzel başladık. Baba ya Hazard gelecek. Ya Hazard gelecek ya Bale gelecek. Tamam. Ya yapacak bir şey yok. Ben o kadar kaleci koyduk abi. Yedek kaleci. 3 tane kaleci var. İlk 11'de kaleci verdi. Hurafe burada zıştı. Özel deyip antrenörü de zıştı. Tamam mı? Baba ya Hazard'ın gelmesi lazım. Ya Gerrit Bale'in gelmesi lazım. Bu son topta ya Hazard gelmesi lazım. Tamam mı? Yoksa ki Hazard'ın gelmesini istiyorum. Bak 19 sayıda fulleniyor. Bendeki 14 mine. 15 mine. Ben bunu buna bir koyarsam bendeki fulleniyor. Tek seferde. Tek seferde. Bale'i de sağ açımda bir Bale olsun. Bale severim iyi oyuncudur. Ee, yaşı geldi ama Tottenham'da oynarken panıydım. O yüzden Bale'e de hayır demeyeceğim. Tamam mı? Hazır mıyız gencolar? Son top. Ya Bale ya Hazard. Hazır mıyız? Ya Bale ya Hazard gömüyorum. Topumuz dönüyor. Döndü o güzel top. İspanya sarı kırmızı bayrağa girdik. Ne geldi? Sağ ayak Gareth Bale. Modric'i mi verdi lan? Ve Luka Modric geliyor arkadaşlar. Luka Modric geliyor. İstemiyordum. Ee, Bug'lı olduğu söyleniyor. Bu oyuncu hakkında. Yani e, Patrick Vieira'dan bile... Göze bak bu ne lan? Oğlum hortlak mısın lan? Göze bak. Ne oluyor lan? Tamam oğlum lan oynatacağım seni tamam. Allah. Oğlum açma lan herif korkuttu beni ha. Patrick Vieira'dan top alındığı bile söyleniyor. Yani şu anda defansif özelliğini görüyorsunuz az. Hatta gücü de yok. Herifin hiç gücü yok şu anda yani. Nötr. Yani adamda kas yok. Adam öyle bir adam ama oyunda inanılmaz derecede pres yapıp top aldığı söyleniyor. Ben de hiç denemedim. Oynayan arkadaşlar bunu söylüyor. İnternette de yorumlarda falan okursunuz zaten. Bug'lu oyuncu olduğu söyleniyor. Keşke Hazard gelseydi. Neyse. Luka Modric geldi. En azından 3 farklı oyuncu çıktı. Buna da bir seviniyorum çünkü üst üste aynı oyuncu verebiliyor. 3 farklı oyuncu bana ne etki yaratacak? 3 farklı oyuncu oynattığım zaman etkinliklerde GP puanımı çarpıyor ve bana özel antrenör veriyor etkinlik oynadığım zaman. Çünkü etkinlik 3 tane etkinlik oyuncusunu kadronuzda barındırdığınız zaman GP antrenörleri veriyor ekstradan. Neyse. Luka Modrić hoş geldin. Bir deneyelim sen bugluymuşsun. Bakacağız baba. Baklı mısın değil misin? Ne, nesin, necisin? Ortlak mısın? 1000 çarpı 2 antrenör verdi. Neyse canımız sağ olsun. Bu etkinliği burada bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bu etkinlik burada bu şekilde sonuçlandı. Arsenal etkinliği var. Perşembe günü ikonik Momut etkinliği. Ee, orada da bir 5 top açmayı düşünüyorum. Ee, o yayında inşallah bir hurafede yapıp bir tane ikon tutturuz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Bir tane de like çakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.